Merhabalar Sensei, nasılsınız? Merhaba, sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Sağ olun. Sizi çok iyi gördüm valla. Harikasınız. Biraz bağlan. Şu an nasıl geliyor mu? Baya bağlantı kesildi şu an. Şimdi net geliyor. Belki düzelir şimdi. İnşallah, inşallah. Ya 2 hafta önce de yoga ile alakalı bir arkadaşımla yaptığım sohbette o gün inanılmaz bir azilliğe uğradık. Yani sistem resmen çöktü gibi. Ya Türkiye'de ya Aynen. Amerika'da bir şey vardı ama umarım bugün güzel bir Aikido sohbeti yaparız. Nasılsınız, iyi misiniz İnşallah. öncelikle? Sağlığınız da, İyiyim. keyfiniz nasıl? Sizi çok iyi gördüm. İyiyim. Çok yoğunum. Biliyorsun bu pandemi döneminden dolayı hepimiz kapandık burada da. Tüm dünyayı etkileyen maalesef bir korona isimli bir virüs bizi de etkilediği için yasaklar Türkiye'de başladı. Bu yasaklar döneminde Aikido Doğru. okulumuzu kapatmak zorundaydık. 3 ay kadar evin içerisinde evet temas olmayacak, hiçbir şey olmayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gelecek olan talimatları bekledik. 1 Haziran itibariyle gelen talimatta temas olmadan Aikido yapabilirsiniz geldi. Ama bunu nasıl yapacaktık? Tabii bunu Jo dediğimiz sopa. Biliyorsunuz şeyde Aikido'da ileri zamanlarda sopa ve bokken dediğimiz tahta kılıç kullanılıyor. Bunu siyah kemerde tabii yapıyorduk. Şimdi bu siyah kemerde yaptığımız şeyleri maalesef beyaz kemer olan arkadaşlara göstermek zorunda kaldık. Tabii şimdi daha enerjisini eline gönderemeyen bir yeni Aikidoka'ya yani Aikido öğrencisine birden sopa veriyorsun eline. Garip şeyler çıkıyor ama olsun sonuçta öğreneceklerdi. Joe Kata ismini verdiğimiz işte şeylere başladık. Onların çalışmasını. Dojo yolun öğretildiği yer demek biliyorsunuz. Dojo diyoruz Aikido okullarına. Onun önünde benim bir boşluğum vardı açık alanda. Orada çalışıyoruz şimdi salı ve perşembe günleri dersleri. 1 Haziran'da talimat geldi ama hemen başlamadım. Birazcık daha işte maske takılıyor. Hijyen için bütün o sanitize maddelerini hepsinden aldım. En iyilerinden aldık. Hiç olmazsa birbirimize temas edeceksek. Sopaları bile tamamen sanitize ettikten sonra insanlara verdik ve tekrar geri alın. Yani lütfen oraya bırakın. Biz onları tekrar sileceğiz, temizleyeceğiz diyerek yaptık. Korunmaya çalışıyoruz. Aikido yapmaya çalışıyoruz. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Gelebiliyor mu? Yeni Sesim başlıyor. geliyor Sen mu? nasıl Donduk peki? yine. Harika geliyor. İnşallahdır. Şu an nasıl geliyor mu? Şimdi iyi, şimdi iyi. Evet, demin donduk, şimdi iyi. Allah rahmet eylesin. Ömer Sensei derdi ki zamanında Aikido önce zihinde başlar. Ondan sonra fizik alemde yaparız derdi. O yüzden de siz zaten bir türlü o zihinlere güzel yollar gösteriyorsunuz. Yolun inceliklerini gösteriyorsunuz zaten herhalde oluyordur. Sizin sorunuza gelince benim de Amerika macerası 2 sene geçti, 2,5 seneye yaklaştı. İşte Türkiye'de kurduğumuz Amerikan firması 2017'de bizi buraya taşıyınca biz de Amerika'ya geldik. Indianapolis'teyiz. Ondan sonrasında yani bu kriz zamanında maalesef ben de işini kaybeden 50 milyona yakın Amerikalıdan birisi oldum. Şu an işte iş bakıyorum burada. Yani olmazsa zaten dükkanı kapatıp döneceğiz. Her zaman Türkiye'ye dönüş var. Bakıyoruz ama şu an için. Onun dışında işte normal 3. ve 4. kitabımı şu an her mesleğin evine verdim. Akıldan gönlüne, gönülden kalbe geçmekle alakalı. Yani dediğim gibi Çok iyi, hem harika. mana aleminde hem de iş aleminde yapmak gerekenleri yapıyorum. Kendi kişisel yolculuğuma devam ediyorum. 2 Mart'ta bence yeni bir düzen açıldı. Hani artık insanların kendini bilinç insana geçmesi için hani sistem şakır şakır sallıyor herkesi. Ve birçok insan içine döner oldu. Dönmeyenler bile. O yüzden de ben de dedim ya birkaç programa çağırmışlar. Dedim acaba ben ne yapsam? Böyle farklı insanları çağırsak ki Aikido bunlardan biri. Aikido konuları konuşsak, farklı insanları çağırsak. Aikido benim hayatımda çok önemli bir zaman dilimiydi. İki dizimden de ameliyat olup da doktor oğlum sen artık yapma diyene kadar ben yapmıştım. Hani voleybol oynadığım dönemden zaten bir dizi parçalamıştım ama Aikido'da ondan sonra devam edemedim ve iş hayatı gelince durdurmuştu. Aikido benim bu kendi hamurumu yoğurmamda çok önemliydi. O Bushido düşüncesi, Aikido felsefesi, hani Jedi'ların felsefesi bile Aikido'dan yani. O yüzden
Dedim ki bir IQ'yu mutlaka konuşmalıyız dedim. O yüzden de bugün bizle olduğunuz için ayrıca ben çok teşekkür ediyorum. Hani bahane olsun, gönüllere, akıllara bir şöyle bir dem bırakmak olsun. Biraz Sensei'yi acaba sizi tanısak, sizin organizasyonunuzu tanısak, tabii ki. Ne yaptığımızı konuştuktan sonra çok şey konuşuluyor. Hani sizin Segar Üstad sağ olsun çok onun sayesinde çok görüldü ama bu Aikido'nun inceliklerine girelim sonra da. Ama önce bir sizi tanıyalım, okulunuzu tanıyalım. Hani engellilerle yaptığınız çalışma, çünkü çok özel bir çalışma yapıyorsunuz ve hani çok niş bir şey. O yüzden ben hep şapka çıkarmışımdır yaptığınıza. Çok sağ ol, çok teşekkürler. Şimdi ne yapıyorum? Yani 23. yılıma girdim. Ben çocukken işte hepimizin izlediği Bruce Lee'yi izliyorduk. Bruce Lee bir aslında Çinliydi. Bruce Lee Çinliydi. Fakat ben karate okulu açılmıştı mahallemde. Karate okuluna gidip izlerken oradaki bir karateci hocamız dev gibiydi tabii o zaman. Biz çocuktuk. Şimdi ben çocuklara dev gibi gözüküyorum. Seni görüyorum, gelip izliyorsun buradan, insanları mı öğrenip dövüyorsun dedi. Hayır, benim param var, karate öğreneceğim demiştim. Karateyle başladım. Shotokan karate isminde bir kara boş demek bu arada. T'de el demek. Çıplak el, boş el anlamına, silahsız el anlamına geliyor. Uzun yıllar karate yaptım ama karate bir arayış içerisine girdim daha sonra. İşte bundan 23 yıl önce bir aikidocu bir hocamız seminer veriyordu Türkiye'de. İzledim, bu nedir aikido? İşte siyah kemer bir karateci olarak ya bir karateciye karşı ne yapabilir aikidocu gibisinden izledim. Bir tekvandocuya karşı aikidocunun neler yaptığını görünce iyi bir 10 teknik öğrendiğinizde kendinizi sokakta çok rahat savunabiliyorsunuz. Kim olursa olsun, bu net bir bilgi. Ama bu 10 tekniği 10 binlerce defa yaptıktan sonra kendinizi savunursunuz. Yoksa sokakta dayak yersiniz, ben şuyum diye çıkmamanız gerekiyor. Aikido terbiyesinde zaten ben diye bir olay yok. Ben şunu yaparım, bunu yaparım, siyah kemerim, herkesle çatışma halinde olurum, döverim diye bir şey yok. Aksine siyah kemer oldukça daha da çok özünüze geri dönüyorsunuz ve daha efendi adam oluyorsunuz. Yani Aikido, ay uyum ki iç enerji, doğda yol. İçindeki enerjiyle uyumun yolu anlamına gelen bu sanatı yaparken daha çok o ego olan şeylerinizi eziyorsunuz, törpülüyorsunuz ve kavgadan tamamen uzaklaşıyorsunuz. Bu sefer bazen şeyler soruyor öğrencilerim. O zaman niye öğreniyoruz? Kendimizi bulmak için diyor. Bir benliğimiz var. Kaybettiğimiz bir benlik. Onu Aikido'da buluyoruz. Kendinizle barışık olma sanatı dediğim zaman bunu çözebilen, anlayabilen bu mistik yola giriyor. Ama yok ben işte döveceğim, adam döveceğim olayında ki öğrenciyle çalışmıyorum. Onlar zaten zaman içerisinde, sistem içerisinde eriyip gidiyorlar. Ben ne yaptım? Ben işte Aikido ile tanıştım. Siyah kemerimi bir kenara attım. Bembeyaz bir kemer. O zaman Citibank'ta çalışıyordum. Üst düzey yetkililerden biriydim. Benim için bankacılık zaten zordu. Kafamı rahatlatacak bir şeyler arıyordum arayış içerisindeyken. Citibank'tan görevime devam ederken akşamları da Aikido'ya başladım. Çok eski bir zaman, 23 yıl uzun bir zaman. İşte 23-24'e gireceğiz şimdi. Zaman içerisinde ben olgunlaşmaya başladım. Aikido'nun o zen felsefesiyle işte zen Budizmiyle ilgilendim. Birçok şeylerle Tai Chi yaptım ve bildiğiniz birçok şeyle yogayla uğraştım. Hepsini harmanlayıp Aikido'nun içerisine koymaya çalıştım ve ben bu yolda iyi bir sensei olacağım. Bizi izleyenler sensei'nin ne olduğunu bazen soruyorlar. Sensei yolu gösteren kişi, öğretmen anlamına gelen, hoca anlamına gelen bir kelime ama Türkçe'ye vurduğumuzda şimdi Japoncam da gelişti zaman içerisinde. Sensei yolu gösteriyor, yolu öğreten, sana izdeşim olan kişi anlamına geliyor. Japonların önemli bir kelimesi. Ne yaptım? İşte kendimce siyah kemer olduktan sonra bir dernek kurmak istedim. Dedim ki, bu işi bir dernekle yapalım. Aikido Organizasyonu Derneği diye bir dernek kurdum. Amacım da neydi? İşte ben Japon hocalarımla çalışıyordum. Türk hocalarla zaten çalışıyordum. Ben Aikido'yu organize edeyim. İşte Kenan Kolda isminde Amerika'da bir Aikidocu var. 8. dan örneğin. Onu getirteyim. Sevgili Kenan hocam biz Türkiye'deyiz, gelir misiniz diyelim ve bu işten dernek bir para kazansın ve bu parayı sosyal projelerde kullanayım. Ki zaten tanışıklığımız da öyle başlamıştı. Sosyal projelerle ilgili çalışmış olduğumuz Amerikan firmasına temasımız öyle olmuştu. Nitekim işte o dönemde çok ilginç bir hikaye oldu. Bir spor okuluna gittim. Bu spor okulunda sportif aktiviteler yapılırken
Yanımda da çaprazımda sol tarafında bir küplü bir hanımefendi. Böyle Burberry's kokularıyla elinde yelpazesi olan da bir hanımefendi vardı. Özel okuldu burası. Beden eğitimi öğretmeni arkadaşımın hikaye nasıl başladı? Engelliler hikaye. Beden eğitimi öğretmeni arkadaşım gelip bu kadından bir ricada bulundu. Yani sizin kızınızla şu kolu olmayan kızla eşleştirebilir miyim diye bir kadından rica etti. Bana göre çok saçmaydı. Sen beden eğitimi öğretmenisin, çocukları eşleştir. Ama kadın kimse, çok üst düzeyde birisinin hanımı, eşi veya birisi ne münasebet dedi. Benim kızımla dedi kolu olmayan kızı eşleştirecekmiş. Bu arada burası özel okul. O kızın ben o anda babası olabilirim, amcası olabilirim, dayısı olabilirim. Hanımefendi ne diyorsun sen ya, o benim yeğenim deyip kavga edebilecek bir pozisyon ve bir anneden böyle bir şey duyuyorsunuz. Çok üzüldüm kadının ters demesinden. Benim kızımın psikolojisini bozacaksın, o kızın kolu yok dedi. Çok üzüldüm ve benim o dönemde Selahattin Avent isminde bir abimize ders veriyordum. Engelli bir abimizdi. Ücretsiz ders veriyordum. Ve orada da ben Hava Kuvvetleri'nde de savaş beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyordum. Onlara Aikido öğretiyordum. Bu yüzden kameralara çıkmam yasaktı. Selahattin abiden rica ettim. Hikayeyi aynen size anlattığım gibi anlattım. Ben dedim Selahattin abi bir yola çıkmak istiyorum. Hiçbir ücret almaksızın engelli insanlara Aikido öğretmek istiyorum. Başta sana öğretmiyordum. Gel bu sayıyı arttıralım. Ama sen çıkacaksın televizyon kanallarına ve anlatacaksın. Ben yapıyorum. Siz de gelin yapın. Ücret istemiyoruz diyeceksin. Hikayede kadının söylediklerini de anlattım. Çok üzüldü. Yani bu sebepten dolayı da bir yola çıktık. 2011'li yıllardı. Dedim ki böyle bir şey yapalım. Derneği 23 Mart 2011'de kurdum. Ondan sonra 2014 yılında Engelliler İçin Japon Sanatları ve Sporları Kulübü Derneği'ni kurdum. Sadece böyle. Dünyada da araştırdım Sayın Kolday. Yani yokmuş şeyde. Dünyada da engelliye Aikido öğreten gruplar yok. Bir iki engelli var. Yani Aikido okulumuz var diyelim. Ben öğretmeninizim. Herkes engelsiz. Bir kişi mesela orada engelli olarak çalışan gruplar varmış. Ben bunu MS hastası, ondan sonra bedensel engelli, ortopedik engelli, Down sendromlu, başka işitme engelli arkadaşları bir araya getirerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bir dilekçede bulundum. Hiçbir ücret istemediğimi, bunu gönülden yapacağımı, bana sadece bir salon verin. O zaman dojom yoktu kendime ait. Para da istemiyorum dedim, antrenörlük parası da istemiyorum. Engelli insanları çalıştıracağım diyerek bir sosyal proje başladı. Ama sponsora da ihtiyacım vardı. Çünkü baktım olay büyüyordu. İşte o büyüme esnasında sizlerle tanıştım. O zaman İzmir'deki firmada, İzmir'deydiniz o zaman. İşte destek istemiştik. Çünkü bu insanlar çok güzel Aikido yapıyorlar. Gerçekten Aikido engel tanımıyor. İzleyenlerimiz YouTube'da daha sonra buna bakabilirse Aikido engel tanımıyor. Videoları yüklemeye başladık çalışmalarımızı. Çok ünlü kanallar ve artı ulusal kanallardan TRT dahil olmak üzere birçok kanal çok ilgisini çekti. Bu bir haber değeri taşıyor dedi. Nedeni de ne? Haber değeri. Çünkü engelli Türkiye'de ve Aikido yapıyor. Yani böyle bir şey dünyada da yok. Japon hocama söylediğimde Engin seninle gurur duyuyorum. Biz Japonlar olarak Aikido'yu engelliye öğretmiyoruz. Çünkü Aikido olmuyor yaptıkları zaman. Biliyorsunuz Aikido yaparken bir atak geldiğinde karşılayıp devam edip yürümemiz gerekiyor. Ama tekerlekli sandalyedeki bir kişi şu an oturduğum gibi oraya yürüyemeyeceği için Japon'un mantığında bu Aikido olmuyor diyor. Tamamı olmuyor. Ben de tekerlekli sandalyede bunu Japon hocama ispat ettim. Saldırı geldi Kenan Kolday'dan. Ben bu şekilde indirip birden son noktaya getirdim. Yani oturduğumuz noktaya aradaki o adımları sadece es geçiyoruz. Veya tekerlekli sandalyeyle yürüyerek yaptım. Birkaç teknik gösterdim Japon hocaya. Çünkü otorite. Ondan sonra durdu. This is Aikido dedi. Ya bitti, çok güzel. Bu Aikido diye başlayan hayat hikayesi işte 26 Ağustos Türkiye'de önemli bir tarihtir. Bir taarruzun olduğu bir. Ben de derneği 26 Ağustos'ta kurdum. Biz de bir taarruz yapalım diyerek sevgili Gazi Mustafa Kemal'in silah arkadaşlarıyla o büyük taarruzu benim de içimde bir alev oldu ve 26 Ağustos 2014'te de artık resmi olarak dünyada olmayan İngilizceye de rahat çevrilebilecek Engelliler İçin Japon Sanatları ve Sporları Kulübü Derneği'ni kurduk. Ve çok keyif alıyorum onlarla çalışmaktan. Sevgili Kenan, şükür ki biz engelli değiliz. Ben onlarla yaşıyorum, onlarla birebir hissediyorum duygularına kadar.
İyi ki değiliz. Çünkü onların yaşamları çok zor. Yani Türkiye'de hele, canım ülkem Türkiye'de daha da zor. Yani sadece yol yapmak da olmuyor. O insanlara işte görme engelliye yol yapmak da olmuyor. Yaşamak lazım binaların içinde. Bunu da bu işi başlamadan önce kendim bir tekerlekli sandalyeyi arabanın arkasına koydum. Bostanlı tarafına gittim. Senin özlediğin İzmir, bir ara biliyorum, izliyorum. Ah güzel İzmir'im, ah Türkiye'm dediğin şeyleri hatırlıyorum. Çok ilk gittiğin hala, zaman. Hala değişmedi. Döneceğiz yani, kalmak için gelmedik. Bekliyorum. İşte Mavişehir taraflarında ara sokaklara bir yerlere girdim, arabayı park ettim. Etrafa baktım. Çünkü bir sosyal projeyi kendim denemem gerekiyordu. Ben onlara engelli düşünerek, engelli olarak ne yapabilirim? Kendim de engelli olmam gerekiyordu. Tekerlekli sandalyeye oturdum, kendimi bağladım ve inanılmaz derecede yoruldum. Üzerinde siyah bir tişört vardı. Koyu siyah hale dönüştü terden, affedersiniz. Çünkü çok zorlandım o tekerlekli sandalyeyi kullanmakta. Birkaç defa düşecektim. Türk halkı biliyorsun çok yardımseverdir. Hemen koştular. Abi biz sizi götürelim, isteyeceğiniz yer. Yok ben gidebilirim dedim. Ama düşmeme engel olan insanlar oldu. 4 saat tekerlekli sandalyede sokakları dolaştım. Çok zor olduğunu gördüm. Hadi Engin, inşallah bu insanlara öğreteceksin sen bu işi diyerek. Türkiye'de tekim bu konuda. Bizim başkanımız Tanser Hocam, Tanser Kılıç da destekler. Başkası bu dersi vermesin, Engin versin. Çünkü artık o profesyonel oldu bu konuda. Engelliyi üzmemek adına sadece o versin diyor. Sağ olsun destekler o konularda. Ne yaptık? İşte o şekilde başlayan bu süreç şimdi çok büyüdü. Sevgili Kenan, işte İngiltere'den bir davet geldi. Corona City isminde bir grup kurulmuş, eş zamanlılık anlamını taşıyan. Aikido for All, herkes için Aikido dediğimiz bir şey yapıldı ve beni görmüşler ve istediler. Gelir misiniz İngiltere'ye? Biliyorsun sevgili dostum, sponsor olmazsa gidemiyoruz. Takımını da, insanların da Türkiye'deki bakış açısı biliyorsun böyle. Belki bu işi Amerika'da yapmış olsaydım şu an en üst düzeydeki adamlardan biriydim ve inanılmaz şirketler, belki orayı sen anlatacaksın bana, destek olacak. Bence verirlerdi. Çünkü toplumun içerisinde yaşayan Amerikan vatandaşı olan engelliler var ve sen onlara gönülden bir şey yapmak istiyorsun. Bir gönüllü bir adamsın. Amerikan hükümeti bence destek olur diye düşünüyorum. Ama Türkiye'de maalesef olmuyor insanlar, kitap bulmak lazım. Veya o firmadaki kişinin ailesinden birisi engelli olacak da o sebepten sana destek olacak. Ama şu da olmuş, engelli dernekleri çok insanı sömürmüş bir de. Yani saçma sapan şeylerle insanları kandırmışlar. Haklı olarak firmalar da birazcık geriye çekiyor kendisini, gerçek mi diye. O yüzden ben bütün dokümantasyonu veriyorum, gereken prezentasyonumu yapıyorum. Ve ondan sonra diyorum ki geriye çekiliyorum. Biz buyuz. Aikido engel tanımıyor takımıyız. YouTube'da bakın neler yaptığımızı görün. Bu insanların sizin desteğinize ihtiyacı var. Biz Türk'üz. Hadi bir el atın. Ben gereken her şeyi yaptım. Ama birlik olmaz zamanı diyerek zaten insanlara gidiyorum. Bu pandemi bizi birazcık evlere hapsetti. Ne yaptım? Yine bu olayı Azerbaycan'a taşıdım. Bundan üç bayram öncesi canım sıkıldı. Azerbaycan'ı hiç görmemiştim. Ve ev halkından herkes de sağa sola gitmişti. Ben İzmir'de tek başıma kalmıştım. Oturdum, birazcık bakayım. Azerbaycan bileti aldım ve Azerbaycan'a kalktım. Gittim bir 4 günlüğüne. Orada da Aikido yapan arkadaşlar vardı. İnternetten yazdım. Ben bir 5. danım. Şimdi senin bir Aikido okulun olsa ve 1. dan olsan gelmiş adam ayağına kadar çalışmak istersin. Bunu tahmin ettiğim için yazdım. Dedim böyle hiçbir ücret istemiyorum. Güzel ülkemiz, kardeş ülkemiz Azerbaycan'a geldim. Şayet Aikido yapıyorsanız ben akşam gelip sizi ziyaret etmek isterim. Bilgilerimi de yanımda yazdım. Bir Aikido okulundan geri döndü. Onur duyarız, şad oluruz hocam falan diye. Çünkü adam biz parasız, onlar pul diyorlar. Pulsuz bir de adam, hiç parasız istiyor. Gittim tanıştım. Bu projeyi onlara anlattım. Azerbaycan'da bunu yapabilir miyiz dedim. Deneyelim dedi ama hiçbir engelli derneğinde tanımıyoruz dediler. Biraz araştırdım. Sonra ben araştırdım ve yaptım. Başardım Azerbaycan'da. İsminde bir kızımıza ulaştım. Engelliymiş. Oradan Sayın Ganira Paşayeva'ya, Azerbaycan'ın çok iyi bir milletvekili ve bir partiye üye olmayan bir milletvekiliyle tanıştım. Ganira Hanım'la. Benim Türkiye'den kardeşim gelmiş dedi.
benim konağımsın sen bundan sonra, ben sana her konuda yardımcı olurum dedi ve tüm her şeyi aştılar. Yani Türkiye'de yapamadığımız bir şey, biz Azerbaycan'da Aikido engel tanımıyor Azerbaycan takımını kurduk. Bununla ilgili işte YouTube'a videolar yükledim. Bir devletin bir kurumu olan bir kurumda 10 gün 15 gün misafir ettiler ve herkes engelli orada ve onları rehabilite eden bir kuruluş burası. Rehabilitasyon merkezi diye söylüyorlar Azerbaycan dilinde. Bunu başardık. Oradan bir takım yaptık. Şimdi ilerleyen dönemde canım ülkem Türkiye'deki ekibimle kardeş ülkemiz Azerbaycan'daki ekibi bir araya getirip onlarla güzel bir şov yaptım. Yani iki devlet tek millet diyorlar zaten. Bunu da şöyle yaptım. Takımımı aldım götürdüm oraya daha sonraki gidişlerimizde. Karşıyaka Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay çok düzgün bir insan. Ben çok politikayı seven bir kişi değilim ama Cemil Bey doktor. İlk benimle bizlerle toplantı yaptı. Başkan oldu ve ilk engelli dernekleriyle toplantı yaptı. Hani herkes gider şeyle yapar ya, iş adamlarıyla şununla bunu. Hayır, ben doktorum, önce engellilerin sorununu dinleyeceğim dedi. Dinledim, izledim. Daha sonra el kaldırdım, kendimi anlattım. O kadar güzel bir şeymiş ki Kenan, nasıl Aikido yaptıysan. Cemil Bey de Aikido yapmış. Ben sizi çok iyi tanıyorum. Beşinci dansınız dedi. Biliyorum neler yaptığınızı. Toplantı sonunda lütfen kalınız, bir şeyler konuşalım dedi ve resmi olarak şimdi Karşıyaka Belediyesi'ne bir Aikido engel tanımıyor takımını kuralım dedi. Ben istiyorum böyle yapalım dedi. Türkiye'de tek bir belediye ve tek belediye başkanı. Bu yönden çok onur duyduk. Kabul ettik görevi. Takımı kuruyoruz şu anda. Bu arada tabii işte takımı aldım, Azerbaycan'a götürdüm. Milli Paralimpik Komitesi'nde bir gösteri yaptık. Azerbaycan'ı titrettik. Ayağa kalktı insanlar. Çünkü Türkiye'den bir ekip gelmiş. Hepsi engelli. Zaten Paralimpiya biliyorsun, paralimpik oyunlar engelli olimpiyatları demek. Orada bir gösteri yapıyorsunuz ve Türkiye'den geliyorsunuz. Ayakta alkışlandık. Çok çok güzel bir şeydi. Bunu başaran bir Türk olarak gurur duyuyorum kendimle. Böyle. Varsa sorun dinleyeyim ben seni. Şu an Azerbaycan var. Bir de Lübnan'a gidip geliyor. Normal bir Aikido okulu açtık. Tesadüflerle oldu bunlar hepsi. Vallahi harika bir çaba. Bir kere 23 yıl önce kurumsaldan başlayıp da bugünlere gelmek muhteşem. Burada bir azim var, metanet var, dirayet var, bir vizyon var. O yüzden bir de hayat gerçekten almış size bir elçilik vermiş. Engelli için böyle bir şey yapın. O yüzden dokunmuş diye düşünüyorum ne haddime ama çok asil bir çaba. O yüzden de bu yola devam. Evet, yurt dışında bu işler daha kolay oluyor. Daha refah toplum var, daha çok para toplanıyor. Bizim ülkemizde maalesef insanlar bu beka modunda, yani hayatı kurtarayım, edeyim derken kolay olmuyor. Ben şunu çok net söyleyeyim. Birçok yabancı firma bile yeri geldiğinde eli kolu bağlanıyor. Çünkü kurallarla bağlanıyor. Ama mesela bir bakıyorsunuz şirket Amerika, Fransa, Almanya merkezine git yapılabiliyor. Ama yurt dışına daha seçici davranıyorlar yardımlarda. Türk firmalar zaten kolay durumda değil. Ama hani Japon senseinin yorumu da ilginç geldi. Çünkü düşünsenize chi dediğimiz enerji, tamam içimizdeki enerji de o enerji bütün evrendeki o ki, eter, akasha ne derseniz onunla bağlantılı. Ve bu Aikido'nun kurucusu olan hani büyük sensei diyeyim, onun yaptıklarına bakınca işte 3 sumocu elini oynatamıyor. Kendini merkezde düşün. Burada bir fizik yok. Burada bir enerji var. Bizler bunu yaparken esasında Aikido'nun sadece fiziği indirgenmesini ben hiçbir zaman için kabul edemiyorum. Çünkü gerçekten siz benden çok daha iyi biliyorsunuz ama Aikido'nun o felsefesiyle zaten insan en iyi samuray kaçan samuraydır diyor. Ya da işte ne kadar yükseldikçe o kadar tuğba ağacı gibi eğilmeye başlıyor. Yani gücü kullanmamaya çalışıyor. Tam tersine bir çok şefkat da gelişiyor, kabul gelişiyor. O tevhid denilen birlik inancı, inanç da demeyeyim, zihniyeti gelişmeye başlıyor. Yani ve en büyük savaşı insan belki orada elleriyle işte hasmıyla veriyor gibi olsa da değil. Esasında içinde kendini veriyor. Çünkü o gelen güçle nasıl Star Wars'ta bir karanlık tarafa geçme var. Esaslarını bu sefer gücü gelip de yapabilir hale gelince durması daha zor. O yüzden insanın kendini frenlemesi var. Siz ne dediniz? Ben karate'de siyah kuşaktım. Yuttum, beyaz kuşağındım. Mesela bu kolay bir şey değil. Burada da bir ego sınavı var. O yüzden Aikido benim için her zaman için eşsiz olmuştur. Biraz Aikido'dan bahsedelim mi? Hani nasıl kuruldu? Kurucusunun bu Jiu-Jitsu'dan bir Aikido'ya geçme olayı vardır. Hani İkinci Dünya Savaşı'nda biraz onlardan da bahsedip felsefeden de felsefesinden de bahsedelim mi? Çünkü hani ben Aikido'nun hiçbir zaman için bir
savaş sanatı olarak adlandırılmasını istemeyenlerdenin zaten öyle de değil bence ama çok daha farklı bir şey. Yani yaptığım için, içinde bulunduğum için biliyorum. Bence izleyenlerin de ki ben bu videoları size de paylaşacağım. YouTube'a da koyacağım. Instagram sonrasında daha fazla insan izleyecektir. En azından izleyenlerin biraz da o tarafı anlaması bence önemli diye düşünüyorum. Evet, Aikido bir savaş sanatı diye geçiyor. Hep öyle söyleniyor. Öyle söylenmesi. Demir Star Wars'tan bahsedince işte yani görüyorsun güç içimizde her zaman. Yoda hep yanımızda. Ve hayranıyımdır Yoda'nın. Keşke böyle bir yani canlı bir, böyle bir karakter benim içimde var. Ve bunu her zaman yaşatıyorum. Engelli bölümüyle olan şeyde de ben her zaman bunu başladığımda bir S harfi çıkacak diye arkadaşlar bekler bir Superman. Olayı her yere elim değsin koşturayım istiyorum. Gönülden yapıyorum. Aikido bunu sağlıyor başta. Sevgili izleyenlerimize onu söyleyebilirim. Yani gidip kadın izleyicilerimiz var. Gidip birileriyle dövüşmüyoruz. Aikido bir yaşam felsefesi haline geliyor. Yani içinizde bir ruh var. Dedim ya işte Yoda bunu öğretiyorsa. Evet koskocaman adamlarız. Yoda'yı özellikle espri olsun diye de gösteriyorum ama sonuçta böyle bir karakter çıkartmışlar ve bu karakter kötü Jedi'lar ve iyi Jedi, Sith'ler ve şeyleri. Bu bile kullanıyorsunuz. Işın kılıcı izlenen bir şey. Ve burada da bir maneviyat var, öğreti var. Aikido başta zaten ai, uyum anlamına geliyor. Ki iç enerji, doğuda yol. İçimdeki enerjiyle uyumun yolu. Bazen Aikido'ya ilk başlayacak kişiler bana hocam hemen işte oramız buramız kırılacak mı? Dayak yiyecek miyiz? Bu soruları soruyorlar. Haklı olarak. Ama şu an izleyicilerimize ikimiz de bunun çok derin bölümünü incelediğimiz için ben artık Aikido'nun çok bu şey gibi Şems-i Tebrizi ile Tebrizli Şems ile Mevlana'nın ilişkisi gibi artık benim Aikido ile ilişkim. Evet ilk başlarda ben de vuracağım. Ben de bana vururlarsa nasıl yaparım? Evet bunların hepsi olacak. Bunları öğreniyorsunuz. Ama bunları daha sonra arkamda görüyorsunuz bir kısmı belki Morihei Ueshiba, Aikido'nun kurucusu. 1883 yılında doğmuş, 1969 yılında Japonların bile öze geri dönmüş. Bakın biz ölmüş diyoruz vefat et, onlar öze geri dönmek diyorlar. Bizde de hakka yolculuk var ama şimdi bizde tasavvuf teliminde başka lügatlarda şeyler var. Çok doğru, çok doğru. Böyle bir yolculuk, böyle bir yolculuk içerisinde o da 1883'te Aiki Jujutsu veya Daito Ryu isminde Sokaku Takeda ismindeki bir hoca ile çalışıyor. Sokaku Takeda'dan Daito Ryu ve Aiki Jujutsu denen bir şeyi öğreniyor. Bu arada eski bir asker çok adam öldürmüş Japon ordusunda ve öldürmeme sanatı olan Aiki Jujutsu'da kırışlar var. Do yani yol. Yani bir eli tuttuğunuz bu tarafa doğru çevirirseniz kırabilirsiniz. O demiş ki hayır, bir sevgi yolu, barış yolu olsun. Sen bana saldırdın, ben senin saldırını bak ekarte ettim. İstesem bu kolunu kırabilirdim ama bu sanatın adı Do, Aikido. Bir daha kalkma, bir daha saldırma. İkinci saldırışında o kolunu istersen kırabilirim. Olayını öğretmeye başlamış zamanla. Bu Yip Man filmlerindeki gibi bir hoca, Morihei Ueshiba. Bir samuray ailesinden geliyor ve işte kendi köyünde Iwama'da bunu başlatıyor. Küçük bir okul kuruyor. Mum ışığı yok veya daha doğrusu mum ışığıyla ışık yok vesaire. Hala da Iwama köyü Ueshiba ailesi tarafından korunuyor ve orada özel enbukailer yapılıyor. Yani özel gösteri zamanları. Şimdi o sensei dediğimiz yani en yüce sensei Morihei Ueshiba'nın torunu Aikido'nun başkanı Moriteru Ueshiba isminde bir hocamız. Ben bizzat kendisiyle de tanıştım. Beraber bakayım yanımda ama o tarafta. Beraber fotoğrafta ben ona bizzat bu engelli çalışmasını anlattım odasında. Hayran kaldı. Çünkü en tepedeki adama senin sanatını ben engelliye öğretiyorum Türkiye'de diyorum. Aa bunu bana yaz dedi. Detaylarıyla yaz. Ne istiyorsun dedi. Japonya'ya gelmek bizim engelli takımımızla gösteri yapmak istiyorum dedim. Çünkü her yaştan herkes Aikido yapabiliyor. Bunu biliyorsun. Aikido'nun içerisine girdiğin zaman işte maalesef eski sistemde sadece beyaz kemer vardı. Var hala. Sonra kahverengi ve siyah kemer. Şimdiki sistemde insanları birazcık renkli kemer vermemiz gerektiği
talimatları. Ben hep gelenekselciyim. Ben traditional'a inanırım. Öyle devam etmeyi seviyorum. Ama şimdi beyaz, sarı, turuncu, yeşil, mavi, kahverengi ve siyah. Buradan gireyim yine o mistik olaya. Bembeyaz bir kemer olarak başlıyorsunuz. Ak böyle. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Tertemiz bir sayfa. Zaman içerisinde biliyorsunuz bir gazete kağıdını, gazete küpürünü çerçeve içine aldığınızda çerçeve beyaz kağıt zamanla sararıyor. Benim buradaki birçok gazete haberim artık sapsarı. Evet, beyaz kemeriniz zaman içerisinde sarı kemere dönüşüyor. Sarı kemer taka 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 sürekli turunculaşmaya başlıyor. Beyaz, sarı, turuncu ve turuncu kemer, hiç yıkamıyorsunuz bu arada kemeri. Mistik olayları anlatayım diye bunları böyle hikaye şekliyle anlatıyorum. Yıkamadığınız o kemer zaman içerisinde yosun tutuyor. Artık yeşilleşiyor. Yeşil olmaya başlıyor. Yeşil kemer okyanusları düşündüğümüzde de zaman içerisinde mavileşiyor artık. Yani o kir. Daha sonra kahverengi ve en son siyah. Ve en son da bu siyah kemer gördüğünüz gibi belki gösterebiliyorum. Tekrar parçalanıyor ve içinden beyaz kemer çıkıyor. Yani Aikido yolu bu benim siyah kemerimdi. Yani sizle tanıştığımda bu siyahtı. Ama artık 23 yıl içerisinde net görmüyorum ama şuraları beyazladı, parçalandı. Ve bunu bağlayarak ve antrenman yaparak olan bir şey. Ve kemerler hiçbir zaman bir çamaşır makinesinde yıkanmıyor. Üzerinizde kirlenmiyor. Çünkü sonuçta beyaz bir kıyafetin üstüne bağlıyorsunuz ama hep antrenman yaptığınız için bu sürtünmeden dolayı zaman içerisinde kemerler yıpranıyor ve o kadar güzel bir şey var ki Aikido'nun. İçinden tekrar beyaz kemer çıkıyor. Yani yola tekrar başa dönüyorsunuz. Veya bir siyah kemer olduğunuzda, ben öğrencilerime özellikle yapıyorum. Bugün Shodan oldunuz. Yani birinci dan anlamına geliyor. Ama Japonca başlangıç demek. Başlangıç danınızı alıyorsunuz. Hayda diyor öğrenci. Bu kadar zaman öğrendiğim şey. Evet, onların hepsi bitti. Şimdi senin karşına bembeyaz bir kemer öğrenci göndereceğim. Sen ona tekrar her şeyi baştan öğreteceksin. Bu bana ne kazandıracak diyor. Aikido tekrar sana geri dönüyor. Yani en başta öğrendiğin, beyaz kemerken öğrendiğin tekniği bir beyaz kemeri öğretirken Aikido öğreniyorsun. Bu yüzden buradan gireyim istedim. Umarım cevap kazandırabildim. Yoksa işin içerisinde vuralım, kıralım, dövelim, bıçaklayalım yok. O yüzden izleyiciler çok rahat Aikido yapabilirler. Hatta Aikido yapsınlar. Bizi Türkiye'den de izleyenler sanıyorum var. Onlara da çok selamlar ve Amerika'daki dostlara da çok selamlar. Aikido ile tanışmak isterlerse buyursunlar gelsinler. Okulum açık. Ne olduğunu gösteririz. Hem kendilerini korumayı öğrenirler hem kendileriyle barışık olmayı öğrenirler. O ego yok oluyor. Çünkü ben askeriyede de ders verdim. Generalimize de ders verdim. Ama general beyaz kemerdi. Diğerleri yüksek kemerdi. Ne yaparsınız? General olduğu için başa geçer. Normal olarak komutanımız da geldi başa oturdu. Ama bir üst değmen dedi ki komutanım siz beyaz kemersiniz sona geçeceksiniz dedi. Burada rütbe yok dedi. Aa özür dilerim dedi ve sona geçti. Yani bu da çok orada general yok, rütbe yok, hiçbir şey yok. Evet. Kenan Kolday var sadece orada. Bir şirketin üst düzey yöneticisi diye bir şey yok. İşte bu da Aikido'yu sağlıyor. Evet, işin içerisinde kendimizi koruma var. Savaş sanatı adı altındaki şeyler var. İleride bir dediğim gibi sopa kullanıyoruz. Bu sopayla neler yapabildiğimiz o kadar güzel bir şey ki bir sopayı vücudunuz belirli şekil ve formatlarla kullanıyor ve keyif alıyorsunuz sopayla. Bugünlerde sopa öyle temas olmasın diye. İnan sevgili Kenan, herkes hayranlıkla. Hemen ufak bir şey göstereyim. Örnek bir sopa. Şimdi buradan buraya bir atak yapıyoruz. Kafamızın üstüne kaldırıyoruz. Nedir? Burada birisine vurdum ben sözde, hayali. Sonra bana saldırdığı için kendimi korudum. Buraya diğer kılıçla veya şey. Tekrar bir atak yap. Bunları hayali bir şekilde yaptırıyorsunuz. Önce arkadaşlar bunu vücutlarına ezberletiyorlar. Sonra öğrendiği şeyi, evet Kenan şimdi bana şu atağı yap. Ben ona vurunca, karşılayınca o kadar güzel oluyor ki Karate Kid filmindeki cilala parlata dönüşüyor yani olay. Aikido böyle bir şey. Evren bizi buluşturuyor, içerisine alıyor ve sonra sana yavaş vermeye başlıyor ve kendi vücudunu tanımaya başlıyorsun önce Aikido'da. Neler yapabileceğini
kestiremiyorsun. Sonra öyle bir hıza dönüşüyor ki, öyle keyif alıyorsun ki, bir mikrop bu ama bu yararlı bir mikrop. Yani korona gibi değil. Bizim içimizde bir şeyleri yaşatıyor. Bir kere fiziğimiz düzgün oluyor. Sürekli düşüncemiz tertemiz bir düşünceye dönmeye başlıyoruz. Bu sebepten dolayı öğrencilerime mümkün olduğunca her zaman Aikido'yla yaşayın. Hep düşünün diyorum. Yani vurmak, kırmak değil bizim işimiz. Bizim işimiz bir yol var. Do denilen yol. Hatta okulumun ismi de Michi Dojo. Bazen senin Instagram ismi Michi Dojo İzmir. Michi yol demek, patika anlamına geliyor. Benim okulumda inşallah Amerika'dan döndüğünde burada seni ağırlamak istiyorum. Büyük onur duyarım. Bir belki de üzerinde devam etmek istiyorum inşallah döndüğümde. Hatta belki burada Amerika'da bile başlayıp dönmek istiyorum. Çünkü harika yani, olur. Aikido'da bir ilerlemek istiyorum. Dizmiş tamam ama bakalım diz nereye kadar götürürse bir devam ederim. Yaparız. Onunla ilgili ben de zaman içerisinde şimdi artık 5. dan seviyeliyim. 1 ve 2. dan olsaydım sorunu cevaplayamayabilirdim ama zaman içinde ben de tamdım, piştim, oldum. Zaman içerisinde o olgunlaşma senin vücuduna göre nasıl Aikido yaparızı artık yavaş yavaş oturttum. İnşallah senden de şu konuda destek isteyeceğim. Ben hiç kitap yazmadım ama bir kitap yazıyorum şu anda. Bana ait olan ve benim hayatımı yansıtan standart bir Aikido var, bu var. İşte Aikido değil. Direkt benim bir penceremden, yani ben bir öğrenciyken Aikido'yu nasıl gördüm, şimdi nasıl görüyorum. Arada teknikler, şeyler olacak, fotoğraflar olacak ama nasıl yayın evleriyle tanışılır, bunları senden bir öğreti olarak alacağım. Çünkü bir kitap yardımcı olurum elimden geldiğince. Çok sevindim. O kitabı Aikido camiasına bir beşinciden olarak hediye edeceğim. Yapan abilerimiz var, üstadlarımız var. Ama kitapları okuduğunda şu an sağa sol her taraf kitap dolu. Hep aynı şeyler. Aikido şudur, Aikido budur, yoldur bilmem değil. Bir öğrenci Kenan Kolday, Beyaz Kemer eline aldığında nasıl söyleyebilirim? Bu kitap bir nirengi noktası olacak onun için. Bir kırılma noktası olacak. Aikido saracak böyle. Sayfaları çevirdiği zaman içine girecek. Öyle bir kitap yazmaya çalışıyorum. Kendim okuduğumda bile tüylerim diken diken olacaksa ben bunu karşı tarafa yansıtabilirim düşüncesini. Böyle bir kitap düşünüyorum kafamda. Herkesin bir kere şeyi koymamız lazım. Şu kuşak hikayesi kesinlikle konulmalı. Ondan sonra Moira Yüşaba'nın onun hikayesi. Yani şu anki anlattıklarınızı bile böyle hani tamamen alıp capture etsek, yazıya döksek buradan zaten 20 sayfa çıkmıştı yani. Süper. Çok doğru. Zaten bunlarla başlayacağım önce. İnsanlar yeni başlayan bir kişi Aikido neymiş? Neden ben Aikido yapacağım? Duydu. Kenan Kolday önerdi. Engin Ergin diye bir hoca var. Çok iyidir dedi. Okey tamam. O da geldi salona. O gün de üst kemerler çalışıyor. Ve adamlar bam gün bam gün düşüyor. Ben bunu yaşadım. 4-5 tane kadın arkadaşlar gelmişti. Sevgili arkadaşlar izliyorlar. O gün de herkes yüksek kemer sevgili Kenan. Ve biz dersi upper seviyede yapıyoruz. Bam gün düşen kadınlar dedi ki biz bunları yapamayız dedi. Şimdi görsel olarak Aikido'yu izliyorlar. Aikido'ya 4 kadın dahil olmak istiyor. Ben de dedim ki çöküyorsunuz biliyorsunuz Seiza dediğimiz bir oturuş şekli var. Kişilerle aynı seviyedesiniz. Ben sizden yüksek değilim. Bakın sizinle aynı seviyedeyim demeniz gerekiyor. Siyah kemer taşısanız dahi. Oturdum ben de mindere. Mindere tatemi diyoruz Japonca. Oturup onlara bu izlediklerinizi baz almayın. Çünkü bu arka renk körlüğü var mı aranızda dedim. Yok. Kemerleri bana söyler misiniz renklerini dedim. Siyah, kahverengi, mavi, siyah, kahverengi. Evet. Gördüğünüz gibi bu adamlar üst seviye Aikidocular. Bu yüzden bu ders dedim biraz üst seviye bir ders. Sizler bunu yapmayacaksınız. Bu sadece sizin için bir şov olsun dedim. Ha öyle mi dediler ama işte hani bir at gözlüğü takarsın ya bazen. Dersin sonunda yine hanımefendiler şey dedi. Biz bunu yapamayız. Ya yapamazsınız bundan siyah kemer dememe rağmen. O yüzden şimdi öğreti işte ben de öğreniyorum. Beyaz kemerleri yeni bir izleyici olarak Kenan Kolday geldiğinde beyaz kemerleri önünüze koyuyorum. Siyahlar arkada çalışıyor bam gün. Düşmelerden de insanlar korkuyorlar ama bu düşmenin de bir eğitimi olduğunu, hiçbir şekilde kendinize zarar vermediğinizi çünkü bunun için özel olarak Japonya'da eğitim aldım. Sırf düşme üzerine. Yani nasıl düşülür de sakatlanılmaz. Çünkü
kendi kendimizi sakatlarız. Her şeyde olduğu gibi. Yüzme bile yapsanız, doğru yüzemezseniz boğulursunuz. Aikido'da da işte ben yıllar içerisinde bu kitaba aktarmaya çalışıyorum. Evet, dediğin gibi az önceki konularla başlamalıyız. Ne olduğunu anlatmalıyız. Tarihçesini, neden Aikido yapmak istiyoruz veya yapınca ne kazandıracak bize? Bunlar olmalı bir kitapta. Daha sonra da yavaş yavaş teknikleri bir öğrenci gözünden yazmayı istiyorum. Çünkü o yıllarda 23 yıl önce bana Kenan Kolday tekniği anlatırken ben yazıyordum. Ne oluyor? Kol böyle kalkacak, şöyle dönecek, o kolu buradan keseceksin. Bunu bayağı metin haline dökmüşüm ben. Şimdi buluyorum eski yazılarımı. Ama ben bunu hocama okuduğumda, hocam baktı, evet ya aynen böyle dedi. Adım adım yazmışım her şeyi. Sağ bacak şöyle dönecek, 45 derecelik açıyla kol şöyle gelecek diyerek yazmışım. Çünkü ben bu işi yapacaktım. Sensei olmak istiyordum. Zaman içerisinde sensei olduktan sonra da öğrenci olmayı istiyorsunuz. Çünkü o öğrencilik yıllarınız çok hoşunuza gidiyor. Ama bir sınıfın ortasında durup da insanlara Aikido'yu anlatmak da inanılmaz keyifli bir şey. Yani umarım, dedim ya, geldiğinde mutlaka veya Amerika'da başlayıp burada devam ederiz. Çünkü sevgili izleyenlere Aikido'yu anlatamıyoruz, öyle söyleyeyim. Yaşatmak lazım. Zaman içerisinde o duyguyu onlara verdiğiniz zaman inanılmaz nasıl söyleyeyim, gülümsememiz hiç yüzümüzden eksik olmadı. Herhalde ilk defa Aikido'yu bir kişi böyle anlatıyordur. Çünkü arkadaşlarımı ve hocalarımı izlediğinde Aikido şudur, Aikido böyle yaparsın, şöyle vurursun, böyle yaparsın. Hep bunlar anlatılıyor. Aslında o değil. Onlar zaten işin içinde var ama biz o ruhu yakalamalıyız diye düşünüyorum. Benim Aikido öyle. Seçil Hanım şey yazmış, güçlerimizi birleştirip faydalı bir sosyal proje yürüsek mi İzmir'de? Hani muhtemelen Seçil Hanım sizle bir irtibata geçebilir ama eğer İzmir'de nasıl yapılabilirse, hani daha geniş bir kapsamda bir şey söylüyorsa da o da konuşulabilir. Çünkü İzmir'de çok değerli insanlar var ve ben de o insanları yavaş yavaş, benim karşılaştığım birçok insanın sırasıyla hani bu Instagram'da, sonrası YouTube'da koymaya çalışacağım. Yani zaman olduğu sürece, şu an zamanım olduğu için biraz daha yapıyorum ama İzmir'de bence yapılabilecek çok proje var. Zaten İzmir'in o özgürlük ortamından sizin bu engellerle yaptığınız Aikido çıkması da bence çok güzel. Evet. Bir de biraz önce bahsettiğinizde şeyi düşündüm. Bir kere Aikido insana her halükarda bir özgüven veriyor fakat nezaket de veriyor. Şöyle neşe veriyor. Yani insan, çünkü en büyük sıkıntımız bizim kendimizle olan mücadelemiz, aşamamız. İnsan kendisini aştığı sürece o içindeki bir nevi soğan gibi düşünelim. İçimizde özümüz var. Ama o kişilik maskeleri, korkular, endişeler, bir sürü şey, basma kalıp düşünceler, dogma, bütün bunlar bizi insan esas Aikido yaparken kendisiyle mücadele ediyor. İşte bunu zaten Hazreti Peygamber de söylemiş. En büyük savaş şu an başladı diyor. Ve bunu yapmanızı sağlamak için güzel bir yol ve dojo öyle bir yer ki dojo'nun olan kaçış yok. Hani o randori'de mesela 3-4 kişi geliyor üzerinize. Hani insan bir anda aptallaşıyor nasıl diye, yani usta olmadıktan sonra. Ve o sırada insanın farklı düşünmesini, paralel düşünmesini sağlıyor, sezgini geliştiriyor. Bir de ben hep düşünmüşümdür. Hani hep böyle filmlerde vardı ya, taşı kırarlar, mermiye önce inanmazlar. Aikido esasında ki'yle yapılabilenlerin görünce, ya esasında bunun fiziğin de ötesinde bir metafizik tarafı olduğunu da göre insan, ama bunu yapması için önce inanması gerekiyor. Yani insanın gerçekten o düşünce kalıplarını yırtarak açan bir şey. Ben Aikido'dan o yüzden çok etkilendim, çok keyif aldığım bir şeydi. Yani hayatımda bir 4 sene kadar çok büyük yer etti. Her arkadaşımızla o zaman hadi bir bakalım bir şey hareket deneyelim falan böyle. O hale geliyorsunuz. Eşim çok rahatsız oluyordu onlardan. Ya benim üzerinde bile deniyorsun bazen. Hani öyle ama ya de hep denedik zaten. Hep deniyorduk. Aynen, yani hatta böyle grup olarak buluştuk mu hemen herkes bir anda Aikido yapalım falan. Değişik bir havası vardı. Peki bu Aikido'nun ilkelerini nasıl özetlersiniz? Yani böyle bir 5-6 ilkeye mesela Bushido varsa onları nasıl özetleriz? Arada yine donduğu için parçalı parçalı sadece ilke bölümlerini duydum. Diğer yani sorunu çıkartmaya çalışacağım. Nasıl bahsederiz?
Ama öncelikle Seçil Hocam, ben üniversitede öğretmenim yazmış sanıyorum. Evet. Sayın Hocam merhabalar. Çok teşekkür ederiz ilgilendiğiniz için. Bir cevaben oradan gireyim. Seçil Hocam, ben İzmir Karşıyaka'dayım. Japonya Dostluğu Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği Başkanıyım ayrıca. Japonya'yı temsil ediyorum Türkiye ve Japonya arasında. Dostluk köprüsü. Bir de engelliler için Japon Sanatları ve Sporları Kulübü Başkanıyım. İzmir Karşıyaka'dayım, Karşıyaka Lisesi'nin olduğu yerde. Buradan bana Michi Dojo İzmir Instagram'ından ulaşabilirsiniz. Daha sonra bütün detayları konuşabiliriz. Evet, gençlere Aikido'yu öğretmemiz gerekiyor. Onlara bir yol, bir felsefe öğretmemiz gerekiyor. İşte bunun sevgili Kenan Kolday'ın sorduğu gibi belli başlı ilkeleri var. Çok önemli ilkeleri. Bir kere Dojo Kun dediğimiz bir şey var. Dojo yemini. Yani o içeri girdiğinizde en büyük ilke, ne olursanız olun kimliğinizi ve her şeyinizi dışarıda bırakıyorsunuz. Dojo yolun öğretildiği yer demek. En büyük şey burada başlıyor ilke. Bir yol var, bir felsefe var. Bunu öğretmeye başlıyoruz önce. Ayakkabılarınız kapıda çıkartılıyor ve ayakkabıların burunları dışarı bakacak şekilde. Çünkü geriye dönük bir şekilde dojoya giriyorsunuz veya terliklerinizse. Düzgün bir şekilde asker gibi sıralanacak. Başta böyle başlıyor. Ne olursanız olun, hangi rütbede olursanız olun, hangi pozisyonda olursanız olun, aikidokasınız o saatten sonra. Dışarıda bütün kimliğinizi, bütün her şeyinizi bırakıyorsunuz. Bembeyaz, dogi dediğimiz ilkelerden bir tanesi bu. Bu kıyafet dogi. Do yol demek, gi giysi demek. Yolun giysisi, bakın hep yolun öğretildiği yer, yolun giysisi. Demek ki biz size bir yol öğreteceğiz. Ama bu bir sokaktaki cadde yol anlamında değil. Bazen genç arkadaşlarımı izlerken nasıl bir yol ya, bir yere mi gideceğiz, onu mu ödüyorlar? Hep bu sorulduğu için anlatıyorum. Hayır, bir felsefe var, gitmek istediğimiz bir hedef var ama hedefin belirli ilkeleri var. Bir kere saygı. Ne olursanız olun diz çöküyorsunuz ama içinde dinsel hiçbir şey yok. Secde etmek diye bir şey yok. Bazen bunu 5 vakit namaz kılan arkadaşlarım da dojoma geldiği zaman, hocam biz oradaki fotoğrafa, yani arkamda gördüğünüz Aikido'nun kurucusunun fotoğrafı var. Ve biz rahmetli olduğu için saygıda kusur etmemek için bir selam veriyoruz. Ama bir yere selam vermeyi öğrenmek için yapıyoruz. Öncelikle ilkelerden bir tanesi de bu. Bazen diyorum ya, namaz kılan arkadaşlarım, ben o bölümde olmak istemiyorum. Çünkü ben bir fotoğrafa selam vermek istemiyorum. Biz bir fotoğrafa selam vermiyoruz. Biz dojo'nun bir merkezi var, çatısı var. Dojo'ya girerken ve alnımızı asla secde haline getirmiyoruz. İlkelerden biri de bu. Biz dinsel bir şey yapmıyoruz. Budo veya Bushido'nun felsefesinde itaat var, sonsuz itaat var ama bu bir şey değil. Bir fotoğrafa tapma eylemi değil. Bazen bu sorular soruluyor Kenan. Ya neden Aikidocular, siz iyice karateciler de ayakta yapıyor. Bu bir saygı seranomisi. Respect çok önemli Aikido'da. Usul. Bu esasında burada bir adap var. Adap, edep var. Onlardan biri evet. İçeri girdiğinizde şayet dojoya dışarıdan giriyorsanız, üzerinizde kıyafetiniz, normal kıyafetiniz var ise ve dojonun yönü, yani kamiza dediğimiz merkez, şuradaki Japonca olan diplomalarına doğruysa, önce oraya bir adap dediğiniz gibi selam var. Birazdan orada bir savaşçının yolu, Bushido'yu yapacaksınız, Aikido'yu yapacaksınız. Önce bir selam. Şayet kamiza bu tarafta siz giyinmiş geldiyseniz, o zaman da diz çöküyorsunuz ve kamiza dediğimiz, işte fotoğrafın olduğu, Japon ve Türk bayrağının olduğu, hangi ülkedeyseniz ilkelerden biri de o ülkenin, yani savaş sanatını öğrendiğiniz ülkenin bayrağıyla kendi ülkenizin bayrağı ve ortada da kurucunun fotoğrafı. Hepimiz büyüklerimizin resimlerini, rahmetli olan büyüklerimizin resimlerini evlerimizde tutmuyor muyuz? Bu da onun gibi bir şey. Bu da rahmetli bir hoca ve ona saygı ve merkeze selam veriyorsunuz. En büyük şey saygı ilkesi, çok önemli. Bu ast-üst ilişkisinde de çok önemli. Sizden bir gün önce Aikido'ya başlayan kişi kıdemlidir. Belki siz onu daha sonra geçeceksiniz ama siz onun yanına oturursunuz. Bu da ilkelerden bir tanesi. Saygı. Eski Aikido'da, geleneksel Aikido'da herkes beyaz kemer takar. Hep 7 Q'da başlıyoruz. Q derece demek 6, 5, 4, 3, 2 diye düşer. Düşmek demek yükselmek demek aslında. 7. Q'da başladınız, 6'ya düştüğünüzde yükseliyorsunuz. 5, 4, 3. Bu
bu devlet memurluğundaki şey gibi, hani birin dördü ben gibi bir şeyler var. Doğru. Onun gibi Q'ya kadar hep beyaz kemer takıyorsunuz. Ak kemer, bembeyaz böyle bir kemer. 3Q ile 2Q arası kahverengi kemer takılır. Orijinal Aikido'da, geleneksel Aikido'da. Daha sonra siyah kemer sınavına girersiniz. Ama şimdi dedim ya, bunu birazcık çocuklardan önce başladık, renklendirdik. Çünkü çocuklarımdan veya şu an Türkiye Federasyonu'ndaki çocuklardan gelen talep, hocam biz yıllardır devam ediyoruz, arkadaşlarımız bizle dalga geçiyor. Yıllardır gidiyorsun beyaz kemersin, bu felsefeyi onlara anlatamıyoruz. Biz kemer için yapmıyoruz Aikido'yu, ruhumuzu terbiye ediyoruz. Ya yerin ruhunu gibi çocuklar konuşuyorlarmış kendi aralarında. O yüzden onlar üzülmesinler diye renkli kemer serpiştim. Şu yeşil ve mavi kahverengiyi. Bir kere bu. Onun haricinde hep bir sınav var. İlkeler. 3 ay boyunca Japonca öğreniyorsun. Yoğun bir Japonca ve tekniklerin hepsi Japonca. Ama öyle bir şey ki beynin, alt beynin arka tarafına bunu yerleştiriyoruz biz senseyler. Kenan, Shomen içi vuruş bu. Bak Shomen bu. Bak Shomen bu. Her konuşmamızda bu cümleyi, Shomen merkez demek, kafanın diye. En son 3. 4. ayda kuşak sınavı yapıyorsunuz ve hiç yardımcı olmadan orada oturuyorsunuz. Şimdi şunu yap, bunu yap, şöyle yap. Bunların hepsi Japonca soruluyor. Ama ne? 3 ay boyunca o kişiye biz onu zaten yutturuyoruz. Sonra sadece heyecanını yenmesini istiyoruz. Bize Aikido göstermesini yine istemiyoruz. Ondan mükemmel bir performans beklemiyoruz ilk kemerlerde. Sadece bize o Japonca terimi duyduğunda tekniği yapabiliyor mu? Düzgün yapsın yapmasın değil, ilk kemerlerde. Ama sonra her kemer atlamasında bunun üstüne bir şey koysun ve bize göstersin. Vücut dönüşleriyle bile, Tai Savaki dediğimiz o kaçışları bile gerçek bize yaşatsın. Az önce kullandığım kelime neydi? Randori. Evet, 3-4 kişinin artık saldırısında sevgili Kenan Koldar ortada duruyor. O artık tüm benliğiyle, dojo ile bütünleşiyor. Ve oradan gelen saldırıda bu tarafa kaçıyor, diğeri bu tarafa kaçıyor. Buna da randori, yani üçlü dörtlü çalışma şekli veriliyor. Evet, gerçek saldırılar yapıyorlar ama sen zaten yıllardır o gerçek saldırılara karşı kendini hazırlamıştın. O gün mahşer günü. Yani o gün yiyeceksin onu ya da düzgünce kaçacaksın. Ama bu arada ilkelerden bir tanesi de sana saldıran kişilerin hiç canını yakmayacaksın. Çünkü egoyla bir taraflarını kırarsan, çünkü onlar sana saldırma görevini aldılar. Yani görev aldıkları için sana o vuruşu yapıyorlar. Sen onları düşman, yani Japonca teki, düşman görmeyeceksin. Onlara pamuk gibi davranıp hareketlerini yapacaksın. Ama bir savaş sanatı yaptığında unutmadan, gelen hata birdenbire savuşturman gerekiyor. Biz heyet olarak da bunu ellerimizin bağlı bir şekilde izliyoruz. Gerçekten Engin Bushido'yu yaşıyor mu? O ayın yoksa kafası başka yerde mi? Yine ilkelerden bir tanesi demin dediğim gibi, dışarıdan o kıyafetini ne olursa olsun, bir generalsen de askeri kıyafetin dışarıda kalacak. Giyindikten sonra artık sen bir Aikido'kasın. Aikido öğrencisisin. Orada sosyal statün olmayacak. Hangi sıran varsa, kaç Q'san oraya oturacaksın. Bu da senin egonun törpülüyor ve zaman içerisinde de seni iyi bir savaşçı haline getiriyor, ama savaşmamayı isteyen bir savaşçı. Son durumda Aikido'yu kullanıyoruz. Birisi saldırdığı an biz Aikido'cular tekniği çok iyi çalıştıysak, ki benim Japon hocam şöyle söylüyor, bir tekniği bir kere çalışırsın, sevgili izleyenlerimize söyleyeyim, hiçbir şey anlamıyorsunuz arkadaşlar. 10 defa yaparsınız yine ortada bir şey yok. 100 defa, 10.000 defa, milyonlarca defa yaptıktan o teknik, ilkelerden biri de bu, çok önemli bir şey. O teknik, teknik olmaktan çıkıyor, yaşamınızın bir parçası oluyor ve refleksine geliyor. İşte o zaman Aikido yapıyorsunuz. Yani bana şimdi bir 23 yıl içerisinde kafama bir hareket yapıldım, otomatik olarak ellerim birdenbire gidiyor. Çünkü ne oldu? İstemsiz yapıyorum bunu. Bu şey gibi düşün, masanın üzerinde bir sevdiğiniz bir şey var veya elinizin tersiyle vurdunuz, bir anda tutarsınız onu. Aa, tuttum dersiniz, seviniriz düşen bir şeyi. Veya arkadaşınız bir şey atar size, bir an onu yakalayabiliyorsanız. Sevgili Bruce Lee'nin, Çinli gerçi ama hikayesini seviyorum, Jeet Kune Do
kendi yarattığı Jeet Kune Do'yu anlatırken öğrencilere olduğunuz yerde kendinizi savunmaktır Jeet Kune Do diyor. Şimdi herkes bakıyor nasıl yani oldum böyle dururken. Orada bir elma kasesi var ve bir tane elmayı alıyor. Herkes ona bak bir tane fırlatıyor öğrenci. Tak diye öğrenci yakalıyor. This is Jeet Kune Do diyor. Aa diyor öğrenciler daha sonra. Mindere çıkıyorsunuz, Atemi'ye çıkıyorsunuz ve bütün her şeyinizi oraya bırakıyorsunuz. Bir artık samuray yolunda ilerlediğiniz için senseinize sonsuz itaat ederek yaşı benden büyük olan abilerim de var, küçükler de var. Ama ben bir senseyim, ben Engin'den çok büyüğüm, böyle bir şey yok. Engin'den öğreneceklerin var. Sadece onun için geliyorsun. İlkelerden biri de ben Kenan Kol'dayım, Engin'den yaşça büyüğüm. Ah işte parasını veriyoruz, Aikido öğrenmeye geliyoruz, yok. Yine Japon hocam şunu söylüyor ve çok haklı. Bu arada 4 dakikamız kadar zaman kaldı, onu söyleyeyim. Çünkü sistem ilk son 2 dakika kaldığında bize haberdar edecek. Onu hemen çok iyi, hemen bağlıyorum. Aikido'da bir ücret verirsiniz, dojo için verirsiniz ama bunu hoca için vermezsiniz, benim Aikido. O ücret, işte bu elektrik yansın, sensei size bunu yapabilsin, bu teknolojiye hakim olabilsin, bilgisayarı olsun, çocukların kartları olsun işte gibi şeyler. Dersler Aikido'da ücretsizdir. Japonya'da da o ücretler sadece dojo'nun hayatta kalması için verilir. Bazen Türkiye'de maalesef yaşıyoruz. Sohbet geliyor. Hocam kaç para alıyorsunuz falan diye dediklerinde. Söyleyebilirim mesela şunu. Ben aylık 150 lira alıyorum. Herkes şaşırıyor. Çok düşük bir ücret diyor. Evet çünkü para kazanmak için Aikido yapmıyoruz. Aikido öğretmek için bir paraya ihtiyacımız var. Olay ve bu ışık yansın diye, dojo burada olsun diye. Ve Türkiye'deki en düşük ücreti ben alıyorum. Çünkü ben bir engelli derneğiyim ayrıca, engelli insanlara. Ve bu parayı da nasıl kullanıyoruz? İşte bu yüzden Seçil Hocam'a görüşürsek veya bizi dinleyen kişiler destek olurlarsa, almış olduğumuz ücretlerle tekerlekli sandalye almaya çalışıyoruz sevgili Kenan, o akürilerden. Bize gerçekten ispat eden engelliye de hediye ediyoruz. Benim derneğimin, Aikido Derneğimin kuruluş amacı bu. Japon hocam da bu konuda şöyle de beni takdir etmiş. Engin Aikido'nun ne olduğunu anlamış. Çünkü uyum yolu ya, hayatla, evrenle uyum yolu, bu da bir uyum yolu. Engelli bir kişiye biz Aikiducular destek olmalıyız. Bir dönem Kızılay'a kan verdik biz sporcular. Neden? Çünkü uyum yolu yine. İnsanlara biz sporcular kan vermeliyiz ve o kan hayat kurtarmalı. Bu da Aikido bu arada. Eşyaları, ikinci el eşyaları topluyoruz şu an. Oyuncak vesaireleri topluyoruz. Ve yine ihtiyaç olan sahile veriyoruz. Bu da Aikido bu arada. Zamanımız kısıtlı. Mümkün olduğunca anlatmaya çalıştım. Bana lütfen ulaşsınlar Türkiye'deki dostlarımız. Gelsinler bu projeyi. Evet hocamızın dediği gibi güçlerimizi birleştirelim. Biz engelli Aikido takımıyız. Dünyada tekiz ve İzmir'de yaşıyoruz. Yani bu kadar söyleyebilirim ve bunu gururla söylüyorum. Artık onlara destek olmaya ihtiyacımız var bir şekilde. Ben yapıyorum ama benim de arkamda Kaya gibi arkadaşlarım olmalı ki Aikido engel tanımıyor, YouTube'da izlesinler, bana böyle ulaşabilirler. Vallahi ağzına sağlık, gönlünüze sağlık. Ben Aikido yaptığım günlere tekrar geri döndüm. Tekrar hatta burada başlayacağım yakın bir süre önceden. Karar almıştım ama bundan sonra inşallah başlayacağım. Zaten Türkiye'de döneceğiz inşallah. O zaman da beraber çalışmayı nasip etsin. Aikido'da benim en sevdiğim şeylerden birisi yaptığım dönemde hani esasında iki insan mücadeleye başladığı anda evrendeki denge bozulur. O yüzden de Aikido uyumu korumaktır, savaşmamaktır derlerdi. Bu beni çok etkilemiştir. Yeri geldiğinde nezaketle, sözle, ikna ile, güzellikle, yoksa kırmak çok kolay. Hele bir samuray için çok o becerisi var ama dediniz ya yapmamak. O yüzden de ben özellikle çocukların, hatta bence bütün gençlerin ve özellikle kızların öğrenmesi gerektiğini hep düşünüyorum. Çünkü kendini savunmayı da gösteriyor. Ama hani kızların zaten inceliği, zarifliği var ama erkeklerin de ruhunu inceltiyor. O yüzden ben çok keyif aldım bugün sohbetten. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Son 10 saniye kalmışken sistem bizi kapatacak. Ne dersiniz 10 saniyede? 9 saniye kaldı. Herkese kucak dolusu selamlar. Umarım iyi şeyler anlatabilmişimdir. Çok teşekkür ederim. Onur duydum seninle sohbetten.